seçimler öncesinde ki biz emeğin üretimden aldığı payın nasıl gerilediğini TÜİK'in açıkladığı üretim rakamlarına, gayri safi yurt içi hasıla ve katma değerin paylaşımı rakamlarından görüyoruz. Ama buna rağmen talep canlı olmaya devam etti. Bu da seçim öncesinde çok ciddi ekonomik dengesizlikler, özellikle rezervlerin tüketilmesi anlamında, enflasyonun potansiyel olarak artması anlamında görüldüyse de seçimlere kadar onları idare etti. İnsanlar enflasyonun işte seçimden önce 40'ın az altına indi ama Ekim 2022'de 85,5'tu. Böyle bir trend izledi. Kredi kartıyla harcama yapmak aylık vade farkı 1,36 idi. Tüketici kredileri işte 20-25 aralığında, ihtiyaç kredileri, konut, taşıt kredileri elde edilebiliyordu. Bu da ciddi bir talep yarattı ve bu talebin sonunda göreceli yüksek bir büyüme elde edildi. Canlı bir talep elde edildi. Şimdi bunun önünü kesmek istiyorlar. Bunun iki önemli sonucu olacak. Yani bir tanesi geliri harcamalarına yetmeyen, işte işsiz olup da işe girmeyi bekleyen insanlar, özellikle emekli, örneğin ayda 7500 lira maaş alan emekliler benzerleri, faizlerin düşük olmasının yarattığı imkanla iki yakalarını böyle bir araya getiriyorlardı. Şimdi bu yolda kapanıyor. Kredi kartlarına hem taksit sürelerini uzatarak, hem limitleri daraltarak, hem faizleri yükselterek çeşitli yollardan kısıtlamalar gelecek. Şimdiden gelmeye başladı. Bunun da iki sonucu olacak. Bir tanesi, söylediğim gibi, dar gelirli yurttaşlar, orta alt gelir grubundaki yurttaşlar artık çok maliyetli olarak borçlanacaklar. Buna bağlı olarak taleplerini düşürecekler. Ekonomi hem bu nedenle soğuyacak, hem de borçlarını ödemekte güçlük çekecekler. Faizler düşük olduğu zaman insanlar ne pahasına olursa olsun borçlarını ödüyor. Şu anda kredi kartlarında ödenmeme oranı, takibe düşme oranı %1.2. Tüketici kredilerinde 1.6, tarihsel olarak en düşük düzey, ama ben çok kısa sürede bunun tırmanacağını düşünüyorum. İkincisi de biz yaptığımız yorumlarda insanları böyle borçlanmaktan kaçınmalarını, dikkatli harcama yapmaları konusunda uyarırdık ve böyle finansal okuryazarlığı olan, biraz hesap kitap bilenler de bu tip borçlanmalardan uzak dururdu. Genellikle alt orta gelir kesimleri ihtiyaç kredilerini kullanırdı veya kredi kartlarına takla attırarak geçimini sağlardı. Ama bu düşük faizlerden düzenli geliri olan, hatta orta üst gelir grubundakiler de yararlandılar. Bu sayede işte döviz alanlar oldu, borsaya girenler oldu, ev alanlar oldu, benzerleri. Şimdi bunlar da çekilecek. Bu normal bir durum ama bu da ekonomiyi iyice yavaşlatacak. Bir de kredi kartı borçlanmasıyla ihtiyaç kredisi birbirinin alternatifi. Yani ikisi de yaklaşık şimdi 900 milyar lira civarında. İnsanlar kredi kartını ödemekte güçlük çektiği zaman ihtiyaç kredisi çekiyor. Veya ihtiyaç kredisinin ödemesi geldiği zaman günlük harcamalarını kredi kartıyla yapıyor. Bu ciddi bir darboğaz yaratacak ve sizler de yayınlarınızda, benim tahminim, önümüzdeki haftalardan, aylardan itibaren bu konuyu daha sık gündeme getireceksiniz. Bu ekonomik bir konu olmanın ötesinde sosyal bir konu da olacak. Yani mikrofonlarınızı uzattığınız zaman genellikle insanlar işte domates, salatalık, zeytinyağı fiyatlarından şikayetçi oluyorlar. Önümüzdeki dönemde kredi kartı borçlularının sesleri daha fazla duyulacak. Mikrofon uzatıldığı zaman insanların canını en fazla yakan sorun olarak bu gündeme gelecek diye düşünüyorum.